Durumu ciddi mi doktor? Hayati tehlike yok. Fakat maalesef iki bacağı da feci şekilde ezilmiş. Yürüyemeyecek mi? Aşağı yukarı. Zamanla sol ayağını çok az bir şekilde kullanabilir. Anlıyorum, feci bir şey bu. Ne zaman çıkabilir? En az iki ay sonra. Daha önce çıkabileceğini tahmin etmiyorum. Uzun bir zaman. Merci doktor. Güle güle. Çiçeklerle birlikte sen de soldun kızım. Onları değiştirebiliriz ama ya seni? Elimde değil dede. Tam iki ay oldu bir haber alamadık. Hemen kötüye yorma kızım. Basit bir ihmalkarlık olabilir. Keşke öyle olsa. Ama içime bir acı düştü dede. Merak ediyorum. Ölesiye merak Koş ediyorum. Koş yavrucuğum, Vedat geldi, Vedat. Vedat mı? Vedat! Merhaba küçük yaramazım. Hoş geldiniz. Sizi o kadar özledim ki. Ben de. Ama sana verdiğim sözü böylesine tutmak istemezdim. Kader buymuş. Geldiniz ya, buradasınız ya. Sözünüzü tuttuğunuz için binlerce teşekkür size. Uğurum yanımda olsaydı belki bu kaza olmazdı. Saçların, burnun... Ölünceye kadar yanınızda olacaklar artık, ölünceye kadar. Sakin ol kızım. Vedat hassas olduğu kadar mağrur bir erkektir. Sakatlığıyla ilgili taşkın hareketler karşısında ruhi bir düzensizliğe uğrayabilir. Bu hususta çok dikkatli olmak gerekiyor. Haklısınız. Haber veremediğim için kırılmakta haklısınız. Ama maksadım dertlerimle sizleri üzmemek... O ne biçim söz öyle oğlum, senin derdin bizim de derdimiz sayılır. Tabii ya, sen bizim uçarı el avuca sığmaz biricik Vedat'ımızsın. O Vedat'ınız şimdi çivi gibi yatağa çakılı kaldı dayı. O kadar da değil. Unutma, sol bacağını kullanabileceksin Vedat. Bir değneğin yardımıyla ancak. Ne olur kötümser olmayın. İradenizde bütün güçlükleri yeneceğinize inanıyorum. Bu inancını yıkmamaya gayret edeceğim Fehime. Sen iyi bir hemşire olduğun kadar dehşetli bir aşçısın Fehime. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Beğenmezsiniz diye korkuyordum. Ne de olsa Fransız mutfağına alışmıştınız. Fransa'yı görmeni isterdim Feyman. Niyetim bu defa seni de götürmekti ama... Gitmiş kadar oldum, inanın bana. Mektuplarınızla adım adım gezdim sayılır. Bir hediyecik bile getiremedim sana. Siz geldiniz ya. Cazip bir hediye sayılmaz. Tekerlekli bir iskemle ve yarım bir insan. Böyle düşünmeyin. Bütünlük insanın içinde, ruhunda olmalı. Sizin gibi. Aa, maşallah! Ahçılığın kadar şairliğin de varmış meğer. Seni yeni yeni tanımaya başladım Feyman. Bu da bana yeter. Zamanla beni tanıdıkça... Evet, tanıdıkça? Artık çocuk olmadığımı anlayacaksınız. İlacınız hazır. Felaket derecede tatsız. Halbuki böyle tatlı ilaçlar da vardır. Thank you.
Vedat, niçin kalktınız? Su içmek istemiştim. Beni çağırabilirdiniz. İstemedim yavrum. Neden ama? Yoksa bütün gün üzerinize düşmekle sizi sıkıyor muyum artık? Hayır, böyle bir şey düşünmedim. İnanın, gelmekle bana sonsuz bir sevinç verdiniz. Hayatım bir mana kazandı. İçimdeki boşluk doldu. Ne yazık ki ben sana hiçbir şey veremedim. Bunu anlayabilmeniz için benim yerimde olmanız lazım. Anlıyorum küçük yaramazım. Size biraz su getireyim.